dünyanın lezzet başkentlerinden Roma'da sokak lezzetlerinden çok güzel böyle akşam yemeği yiyebileceğiniz yerlere kadar değişik önerilerle geldik. Herkese merhaba. Dediğimiz gibi şu anda Roma'dayız. Daha önce Roma'ya bir 6-7 sene önce işte klasik hep bahsettiğimiz Erasmus yaparken, Interrail yaparken gelmiştik. 3-4 günümüz vardı ve ilk geldiğimiz için de çok fazla nerelere gidilir falan turistik yerler dışında bilgi sahibi değildik. Ama bu seferki zamanın diğer ilk gelişimizden farkı ise şu an Romalı bir arkadaşımız da var. Evet. Ve bu lokal bilgiyi de kullanarak hem gezdiğimiz yerleri daha birazcık daha ilginç kılmaya çalıştık. Evet. Hem de yemek yemek açısından da daha böyle hani önceden denenmiş, onaylanmış yerleri ve çok turistik olmayan, amaçladık. Belki biraz daha gizli saklı yerleri bulmaya çalıştık. Değil de ondan öğrendik. Yani. Evet. Aslında direkt itineri'yi alsak onu kopyaladık ama çok da yardımcı oldu. Bunu evet. O yüzden sizlerle de paylaşalım dedik. Yolunuz düşer. Belki düşmese bile bir görelim yemekler nasıl. Merak edenler için de bir neticede bilgi paylaşımı olsun istedik. Evet. O zaman hadi başlayalım. Bu yemek kültürünü tadabileceğiniz güzel lokasyonlardan biri de aslında Trastevere mahallesi. Çünkü bayağı bir restoran, kafe, bar gibi seçenekler böyle hemen 2 metre, 3 metre aralıklarla sıralanıyor. Yani biz de orada en azından 2 veya 3 restorana veya hani böyle pizzacıya gitmiştik ve hepsinden de çok memnun kaldık. Önceden yorumlarına, puanlarına bakmakta fayda var. Ama bizim gittiklerimiz açısından en azından memnun kalmadığımız çıkmadı. Daha önce Napoli'de dünyanın ilk pizzacısında yemek yemiştik. Oradaki pizzayı da çok beğenmiştik ama Roma'daki pizza daha farklı. Bizim anladığımız şu ki Napoli'deki pizza neredeyse pankek hamuruna denecek kadar yumuşaktı. Roma'daki de oldukça ince ve çıtır çıtır bir hamur. Yani nereye gitsek şu ana kadar yediğimiz bütün pizzacılarda öyle yedik. Hani o ikisinin böyle bir farkı var. Bayağı iyi. Çok taze ya. Tam benlik görünmüyor muydu zaten? Enginarlı mı? Fiyatı şaka galiba. Gibi. Eğer bu 7 euro ise hepsi yani, 7 euro evet. Üstelik çok uygun fiyat. Burada masa bulmamız da çok iyi yalnız yemek evet, için. Direkt sokakta yani. Trastevere'de en beğendiğimiz lokantalardan biri Il Maritozzo Rosso'ydu. Maritozzo poğaça hamuru gibi böyle brioche hamuru gibi bir tane sandviç diyebiliriz. İçine değişik değişik çeşitlerde iç harçları olabiliyor. Mesela bizim denediklerimiz bir tanesi böyle domatesli, köfteli ve peynirli bir iç vardı. O çok güzeldi. Onun dışında ikinci yediğimiz buratalı, anşüvezli ve de brokolili bir içti. O da çok güzeldi bence. Yani çok böyle yakışmıştı gerçekten hepsi birbirine. Üzerine de en son yine tabii zeytinyağı gezdirdiği için o da ayrı bir tat katmıştı. Çok güzel. Nasıl anlayacağım bilmiyorum. Yani dışındaki ekmek bulut gibi böyle yumuşak yumuşak. Sosu da çok güzel. Brioche gibi. Evet. Onun dışında daha farklı bir işte peynirli, domatesli yine çeşitlerini denedik ama en beğendiğimiz iki tane iç harcı bunlardı. Biz yanında bira içmeyi tercih ettik çünkü böyle bu tarz daha sokak yemeği gibi lezzetler sanki birayla daha lezzetli oluyor. Şarabı daha makarna ya da lazanya gibi şeylere saklamak daha sanki böyle uyuyormuş gibi geliyor bize. O lokantayı çok beğendik. Hem çok salaş bir yer hem de Berkay'ın dediği gibi Trastevere'de olduğu için çok güzel böyle ara sokakta gayet rahat bir şekilde oturabileceğiniz minik bir lokanta. Yine Trastevere'de gittiğimiz bir başka lokanta ve yani yemek yeri ise Irmak. Ditte Trinchetti. Ditte Trinchetti. Ya isimler beni cidden zorluyor. Neyse. Buradaki aslında bir restoran diyebiliriz. Böyle kafe restoran arası bir yer. Biz orada makarna ve risotto yedik. Yani ben risotto yemiştim. Irmak da makarna tercih etti. İçinden de yine gerçekten memnun kaldık. Risotto böyle üzerinde bizim kavurma eti kıvamında etler vardı küçük küçük. Yavaş pişirilmiş. O yüzden de zaten lezzetine lezzet kattı diyelim. Bir de peynir sosuyla yapılmıştı risotto. Eski herhalde parmigiano veya eski kaşar peynirlerinin sosuyla yapılmıştı. O yüzden de çok lezzetliydi böyle dengesi açısından. Irmak da makarna. Carbonara yedi. Zaten sos olarak bilinen bir makarna. Ama çok güzeldi. Lezzetli miydi yine? Evet. Başlangıç olarak da fırında yapılmış bir peynir söyledik. Bu peynir aslında iç böyle dokusu açısından biraz bizim hellim peynirine benziyor. Ama daha tuzsuzu yani daha nötr bir tadı var. Bal ve ceviz de eklemişler. O da böyle ekstradan bir tat ve lezzet derinliği katmış herhalde. Biz çok memnun kalmıştık bu
üçünden de diyebiliriz. Nehrin diğer tarafına geçtiğimizde, yani Trastevere'den daha böyle işte Kolezyum'un falan olduğu tarafa geçtiğimizde, Piazza Navona, Pantheon ve Campo de Fiori yakınlarında, bu üç meydan da birbirine çok yakın aslında. Çok güzel bir öğle yemeği yiyebileceğiniz sandviççi önerisiyle geldik şimdi de. İsmi Pan Divino. Burası focaccia ve aynı zamanda tapasçı olarak geçiyor. Biz kendi yaptığı focaccia'sıyla iki tane sandviç denedik. Gerçekten çok güzeldi. Senin zaten sahibi de... Ay, benimki focaccia'lı değildi, pardon. Berkay'ınki focaccia'lıydı. Benimki normal ekmekliydi ama içindekiler zaten çok güzeldi. Özenle yapıyor kendisi. Panininin böyle, panini diyorum ya, focaccia'nın böyle çıtır çıtır oluşu böyle. İçinde peyniriyle, ıspanağıyla ve domatesiyle falan. Güzel yer bayağı. Küçücük bir yer böyle. Sahibine bayıldık. Hem biraz sohbet de ettik. Çok tatlı bir adamdı gerçekten. Sonrasında da böyle çok doymuştuk ama işte tiramisu'yu gösterince elleriyle yapmış tabii sabah. Her sabah yapıyormuş. Sandviç galiba yediğim en güzel sandviçti hayatımda. Evet, sana işte denmez aslında panini. Benimkinde bir de şeydi, salam, şeyde zeytinyağlı bir salamdı. Böyle zeytinyağına batırılmış. Enginar da vardı. Ekmek de çok tazeydi, çok güzeldi. Şimdi de tiramisu yiyoruz. Bakalım. Ona da dayanamadık, onun da tadına baktık. Gerçekten o da çok güzeldi. O yüzden hepsini, hem yani sandviçlerini hem de tiramisusunu çok öneririz. Biz çok memnun kaldık. Böyle bir öğlen atıştırmasından sonra tabii üstüne ne iyi gider? Bir İtalyan kahvesi deyip yolu bu kahve içeceğimiz bir kafede almayı planlıyoruz. Bakalım orayı bulabilecek miyiz? Bu arada panini'ler 5'er euroydu ya da focaccia'lar. Panini'nin 3 euro olanı da vardı galiba, değil mi Irmak? Evet. Tiramisu da 4 euroydu. Espresso cidden. Böyle hani tatlının üzerine de yani birebir gidiyor. Hala ağzında böyle biraz tiramisu kalmış hissi oluyor böyle tadı. Onu böyle çok güzel bir şekilde acılığıyla dengeliyor. Yeme içme dediğinizde akla gelen ilk elementlerden biri belki de kahve tabii İtalya'da. Kahve deyince de aslında şöyle bir not düşmek lazım. Burada cappuccino gibi hani süt ürün, süt bazlı kahveler genelde İtalyanlar sabahları içiyorlar. Sonrasında sadece espresso içtiklerini duyduk. Ve espresso'yu da espresso demiyorlar, kahve diyorlar. Yani kahve istediğinizde bir restorandan veya yani kahveciden size getirecekleri şey %99 diyelim, belki bir hata payı vardır, espresso oluyor. O da tabii yoğun, bildiğiniz gibi acı. Kimilerinin çok sevdiği, kimilerinin hiç beğenmediği bir kahve. Burada da genelde fiyatı 1 ila 2 euro arasında değişiyor. Çünkü çok küçük bardak zaten sabahları. Az önce de bu arada Chiostro del Bravante diye okuduğumu düşünüyorum. Orada birer kahve içtik. Daha önce zaten Banksy sergisi için gelmiştik oraya. 2 gün önceydi galiba. Şeyi çok tatlı, böyle avluya bakarak kenarlarında böyle taştan yapılmış, yani mermerden yapılmış şeylerde, taburelerde değil. Evet. Kahve içebiliyorsunuz, çok tatlı bir yer o yüzden. Roma'dayken yapılacak bir başka şey de gün içinde özellikle böyle yorulduğunuzda mahalle içinde çok tatlı böyle antik fırınlar oluyor. Hani bizdeki fırınlar gibi aslında ama daha çok işte böyle hem tuzlu böyle dilim pizzalar yapıyorlar. Taze malzemelerle, yani ayırdan özelliği de bu diğer pizzacılardan. Onun dışında da çok güzel işte tatlıları da oluyor bir yandan. Biz bu gittiğimiz fırında mesela çok tatlı, hemen şeyinde pencerenin önünde oturacak çok güzel bir şey koymuşlardı. Tahta koymuşlardı. Oraya oturup bir yandan işte Christmas süslerine bakarken bir yandan da çok güzel malzemelerle hem tuzlu hem tatlı şeyler yiyebiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda ücreti de gayet uygun oluyor. Oraya yedikten sonra da gayet güzel küçük sokaklarında, mahalle aralarında gezmeye devam edebiliyorsunuz. Çok güzel tatlılar da vardı. Onlar için de çok heyecanlıyız. Biz baktık pizzalardan hangisini alalım derken, yani en yeni çıkan, böyle sıcak çıkan ıspanaklıydı. Şu anda onu deniyoruz. Tadı çok güzel. Fiyatı ne kadar? Buna bakıyordum ben de. Pizzan aldım. Mozzarella olan 3.16. Mozzarella olan 3.16. Diğeri 3.70 lira. 1'e 5 euroymuş. 1'e pahalıymış. 5.60'da 2 tane aldığımız tatlı. Köder'de 17.5 lira vermişiz. Güzel. Çok güzel. Güzel. Keki kesinlikle taze. Altında bir kek var. Taze pan de İspanya. Arada işte fıstık kreması var, sonra çikolata kreması var. Onlar ikisi de yoğun böyle, hani şey krem şanti gibi değil. En üstünde de yine aynı fıstık kremasından var galiba. Ben de yiyeceğim. Çok güzel. Ben de yiyeceğim. İçi sanki brownie gibi böyle, çok güzel çikolatalı. Yoğun bir çikolata. Yoğun çikolata bayağı. Dışı tabii ki Antep fıstığı.
kaplı. Tadı çok değişik. Hafif bir tadı var ama içinin. Daha yoğun olmasını bekliyordum ben. Diğeri daha yoğundu mesela. Merak ettim ben. Ben bir tane alayım. Son olarak da biraz da aperitivo'dan bahsedelim. Aperitivo İtalyanların özellikle çok sevdiği bir konsept. Evet. Akşam yemeği ve öğle yemeği arasında saat böyle 5-6 gibi iş çıkışlarında da olabilir. Şarap eşliğinde ya da işte şaraplı bir içecek eşliğinde yenilen böyle küçük atıştırmalıklar diyebiliriz. Kolezyum akınlarında gittiğimiz Faifuşe'ydi galiba ama adını unuttum. Güzel yapıyormuş. Biz yalnız gittiğimizde bayağı açtık. Yani şarap içtik ama onun yanında yemek yedik. Peynir tabakları ya da işte şarküteri tabakları olduğu görünüyordu. Bize sadece az gelecek diye biz açıkçası yemek yedik. De. Bayağı vardı şarap. Evet, bayağı say bitmeyecek yani kadar. Yani şarap evi vardı. Olduğu belli evet. Yani gerçekten. Dışarıda da yani böyle masalar falan çok tatlıydı. Bir de yanlarında ısıtıcılar da vardı. Evet. Hani akşam soğuğunda da yine birazcık idare edilebilir ama biz ne olur ne olmaz deyip içeri girmiştik. Evet. Roma'da yemek yenecek yerler videomuzun sonuna geldik. Gerçekten Roma yemek yemek için çok güzel bir şehir bence. Evet. Yani gezmek bir ayrı ama evet. Mutfağı da çok zengin gerçekten. Aynen öyle. Birazcık size böyle sokak yemeklerinden ya da işte tatlı tuzlu ana yemek farklı farklı opsiyonlar verelim dedik. Eğer Roma'ya gitmeyi düşünüyorsanız bizim söylediğimiz yerlere giderseniz lütfen bizi taglemeyi unutmayın. Çok mutlu oluyoruz öyle şeyler olduğunda. İşte Amsterdam'daki mesela Apple Pie'ciye gittiğinizde bizi tagleyince ya da Rotterdam'daki Panzerotti'ciye gittiğinizde bizi tagleyince gerçekten çok mutlu oluyoruz. O yüzden Roma'ya gittiğinizde de bu söylediğimiz yerleri ziyaret ederseniz bize haber vermeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin en beğendiğiniz yer hangisiydi? Yorumlara bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yine Trastevere'de, ben de bu kelimeyi galiba zorlanarak söylüyorum. Sen söylüyorsun ama. Trastevere. Trastevere. Trastevere.